Kulle yevmin huve fi şe'nle. O her an iş başındadır. Her an iş başındadır. Bunun üstüne Hallak ismini de koyalım. Ve huvel Hallakul Alim. O Hallak'tır. Halik yaratan demek, düz. İsmi fail, özne. Ama Hallak devamlı. Dönüp dönüp sürekli yaratan, yaratmayı kendisine meslek edinen demektir. Sürekli yaratan demektir. O zaman Allah bir kez yaratıp bırakmıyor. Dönüp dönüp yaratıyor. İşte kulle yevmin huve fi şe'n, Hallak ile birbirini açıklıyor. Peki 6 günde yaratma ne demek? Oradaki 6 ne 6? Bizim bildiğimiz rakamsal anlamda ne 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil. Aynen öyle. Günde ne bizim bildiğimiz gün. 24 saatlik zaman dilimi değil. Herhalde yani. Yeryüzünün kendi etrafında dönüşüyle oluşan bir şeydir gün. Daha yeryüzü yaratılmamış ki günden bahsediyorsunuz. Kainatın yaratılışından bahsediyor. Kainatı 6 günde yaratmaktan. O zaman buradaki 6 günde yaratmanın anlamı açık. Bugün gün değil, 6 6 değil. Yani Rabbimiz süreçliliğe, aşamalılığa atıf yapıyor burada. Kainatı bir anda ol dedi, oldu, yaratmadı. Aşama aşama yarattı. Süreç içinde yarattı. İki, geliştirerek yarattı. Tekamül. Tekamül, aynen öyle. Bu ayetin içinde tekamüle atıf var. Yani basitten kemale doğru, basitten mürekkebe doğru zaten terbiye bunu gerektiriyor. Rabbul alemin oluşu bunu gerektiriyor. Alemlerin Rabbi, tüm varlığın, kainatın Rabbi oluşu bunu gerektiriyor. Bir basitten alıyor ve onun yaratılış amacına, mahulika lehine, yaratılış amacına doğru onu mürekkep hale getiriyor. Yani adım 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 onu kemaline doğru ulaştırıyor. Bu ikincisi. Üçüncüsü, külle yevmin huve fî şe'n. O her an yaratmadadır. Ayetinin bize ihsas ettiği üçüncü mana, o her an emekli olmamıştır. Yani o hep iş başındadır. Bu Yahudi ilahiyatındaki dinlenen, tatil yapan, 6 gün yarattı, 7. gün tatil yaptı. Hatta Yahudi ilahiyatında ayak ayak üstüne atmayı Tanrı'nın işi olarak görürler. Bu Müslümanlara da sirayet etmiştir. Ayak ayak üstüne atmayı çirkin bir şey olarak görürler. Yani onu Allah yapar, siz niye? Haşa, haşa. Sanki Allah mürekkep bir varlık, yani parçalardan oluşan, cüzlerden oluşan bir varlık. Tam bir antropomorfik bir, yani insan biçimli bir tanrı anlayışı. Onun için o 7. gün dinlendi mantığını reddeden bir ayettir bu aynı zamanda. Allah her an iş başındadır. Her an, her an tabiri caizse görevinin başındadır. Tırnak içinde kullanıyorum bunu, bu görevi. Zira kendisi üstlenmiş. Yani aleyna, aleyye diye Kur'an'da kaf ve mekfufeler geçer. Anlatabiliyor muyum? Yani car ve mecrurlar geçer, affedersiniz. Car ve mecrurlar geçer. Bu nedir? Bizim üzerimize farz oldu. Bizim üzerimize vacip oldu. Bizim üzerimize ilke oldu. Prensip olarak koyduk gibi. İşte bu çerçevede baktığımızda Rabbimiz tatil yapmayan bir Allah.